Kırmızı ve Siyah Yazan Stendhal Çeviren Nurullah Ataç 14. Bölüm 20. Japon Vazosu Önce yüreği felaketinin ne kadar büyük olduğunu kavramıyor, üzüntüden çok şaşkınlık içinde. Ama aklını toparladıkça uğradığı mutsuzluğun derinliğini de seziyor. Artık onun için hayatta hiçbir zevk, neşe kalmadı içini parçalayan umutsuzluğun bıçak gibi batmasından başka bir şey hissedemiyor. Bedensel açıdan söz etmenin ne yararı var? Yalnız bedenin duyduğu hangi acı vardır ki o acıya benzesin? Jean Ol. Akşam yemeği zili çalıyordu. Julien darı darına kalkıp giyindi, salona girince Matildin orada kardeşiyle Monsieur de o akşam Sureni'ye Mareşal de Fervak'ın konağındaki çağrıya gitmemeleri için yalvarırcasına direttiğini gördü. Matild daha çekici, daha alımlı bir tavırla konuşuyordu. Yemekten sonra birkaç dostuyla birlikte Möso'da Luz, Möso'da geldi. Sanki Matmazel Molde kardeşçe dostluk duygusuyla birlikte herkese tam yerine soyuna sopuna göre davranma duygusu gene uyanmıştı o iki duyguya gene taparcasına bağlanmıştı. Hava çok güzel olduğu halde o akşam bahçeye çıkmamakta direndi. Kimsenin Madame Morin oturduğu koltuktan uzaklaşmasını istemiyordu. Arkadaşları kışın olduğu gibi mavi kanepenin çevresinde toplandılar. Matildin bahçeye karşı sanki bir öfkesi vardı. Orayı çok sıkıcı buluyordu. Bahçede Julien'i hatırlatan çok şeyler vardı da ondan. Mutsuzluk insanın aklını dağıdır. Bizim delikanlı da toyluk edip hasıl sandalyenin başında bir zamanlar pek parlak başarılarına tanık olan o sandalyenin başında dikildi kaldı. O akşam ona dönüp bir söz söyleyen olmadı. Sanki orada olduğunun farkında varan yoktu. Daha da kötü bir davranışla karşılaştı. Matmazel Mol'ün dostlarından onun yanına kanepenin ucuna düşenler ona arkalarını döner gibi bir tavır takınmışlardı. Belki öyle bir düşünceleri yoktu ama herhalde Julien'e öyle geldi. İçinden sarayda gözden düşmek bu olsa gerek dedi. Kendisini küçümsemeleriyle ezmeye kalkışan o adamları bir an incelemek istedi. Mösödü Luz'un amcası kralın yanında büyük bir görevdeydi. Bunun için o yakışıklı subay meclise yeni bir kimse geldi mi ne yapar eder amcasının saat 7'de St. Cloud Sarayı'na gittiğini geceyi de orada geçirmek niyetinde olduğunu söz arasında karıştırırdı. Aklınca ilgiye pek değer bulduğu bu işi gerçi şöyle babacan bir tavırla anlatırdı ama bir kere bile bunu açmaya fırsat hazırlamadığı olmazdı. Julien Mösyö de Cressonay'ı felaketin verdiği hoşgörüsüzlükle gözden geçirince görüp anladı. O nazik, bön delikanlı, gizli, görünmez nedenleri gözünde pek büyütürdü. O kadar ki, Mösyö'de Krasinoa, biraz önemli bir olayın basit, çok doğal bir nedenden doğduğu söylenince üzülür, neredeyse kızarırdı. Julian içinden, delilik böyle başlar, derdi. Prens Korasov'un bana anlattığına göre, Çar Aleksandr da böyleymiş. Mösyö'de Krasinoa, huy bakımından onu pek andırıyor. Paris'te geçirdiği ilk yıl, papaz okulundan daha yeni çıkan zavallı Julien'in ilk olarak o delikanlılarda gördüğü incelikle gözleri kamaşmış, onlara hayran olmuştu. Onların asıl yaratılışlarını daha yeni yeni fark etmeye başlıyordu. Birdenbire benim buradaki durumum onur kırıcı bir durum diye düşündü. Ama o hasıl sandalyeden pek de salaklık sayılmayacak bir yol bulup kalkmak gerekiyordu. Büsbütün başka bir işe saplanmış olan hayalini zorlayıp yeni bir çare, yeni bir şey bulmaya çalıştı. Bunun için belleğinin yardımı gerekliydi. Oysa Julie'nin belleği bu gibi işlerde doğrusu ya oldukça yoksundu. Zavallı çocuk kibarlar çevresinin törelerini daha iyice kavrayamamıştı. İşte bunun için de salondan çıkıp giderken herkesin dikkatine çarpacak derecede bir acemilik gösterdi. Çektiği üzüntü bütün tavırlarından belliydi. Üç çeyrek saatten beri orada adam yerine konulmadığı, zahmet edilip kendisinden saklanmayan, aşağı sınıftan bir can sıkıcı sayılmıştı. Ama oradaki delikanlıları eleştirince felaketini pek büyük bir facia saymasını önledi. İki gün önce olup biten şeyleri hatırlıyor da gururu biraz yatışıyordu. Yalnız başına bahçeye çıkarken içinden "Onların bana karşı binbir üstünlükleri olabilir." diyordu. Ama Mathilde tenezzül edip bana hayatımda iki kere tattırdığı güzelliği onların hiçbirine göstermedi. Ama bu akıllı usluca düşünceleri daha öteye varamadı. Kaderin bir cilvesi olarak şimdi bütün mutluluğuna egemen olmuş o garip kızın yaratılışını hiç de anlamıyordu. Ertesi gün atını da kendini de öldüresiye yordu. Akşam Mathilde mavi kanepeden gene ayrılmadı ama Julien de yanına gitme sevdasına düşmedi. Dikkat etti. Ev içinde karşılaştıkları vakit, Kont Norbert kendisine bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Bu adam yaratılışı gereği pek görgülü incedir. Bana böyle davranmak için kim bilir kendini ne kadar zorluyor? diye düşündü. Julian için uyku bir mutluluk olacaktı. Bedenini yorduğu halde o oldukça gönül çekici anılar bütün ruhunu, hayalini kavramaya başlıyordu. Paris yöresindeki korularda at koşturmanın ancak kendi duyguları üzerinde bir etkisi oluyor, Matilde'in gönlüyle düşünceleri üzerinde hiçbir etkisi olamıyordu. Yani talihini tümden rastlantının eline bırakmıştı. Bunu anlayacak kadar uyanık olamadı. Matilde bir konuşabilse bununla üzüntülerine bir çare bulacağını sanıyordu. Ama cesaret edip ona ne söyleyebilirdi ki? İşte bir sabah dalmış, derin derin bunları düşünürken birden kapı çaldı. Kitapla Matildin geldiğini gördü. Biliyorum ki Monsieur benimle konuşmak istiyorsunuz. Nereden duydunuz? Kim söyledi? Biliyorum. Nereden duyduğumdan size ne? Siz onursuz bir adamsanız beni yıkabilir, hiç olmazsa böyle bir şey kalkışabilirsiniz. Ama böyle bir tehlike olduğunu sanmıyorum. Olsa bile benim açık açık konuşmama engel olamaz. Sizi sevmiyorum, Monsieur. Çılgın hayallere kapılmış, aldanmışım. Bu amansız darbe altında, aşkından, üzüntüsünden, şaşkına dönen Julien kendini savunmaya kalkıştı. Bundan anlamsız bir şey olamazdı. Hoşa gitmemeye karşı kendimizi savunmak neye yarar? Ama Julien'in davranışları üzerinde artık aklın hiçbir etkisi yoktu kör bir içgüdü onu bahtını bağlayacak kararı geciktirmeye götürüyordu. Öyle sanıyordu ki söz söyledikçe her şeyin yıkılıp yok olmasının da önüne geçecek. Matit onun söylediklerini dinlemiyor, sesine sinirleniyor, sözünü Julien'in kesmeye cesaret etmesini bir türlü akla almıyordu. Bir yandan gururunun bir yandan namus duygusunun uyandırdığı vicdan azapları o sabah Matildi pek mutsuz ediyordu bir papaz parçasına, bir köylü çocuğuna kendi üzerinde bir takım haklar verdiği, bu korkunç şey aklına geldikçe yerin dibine geçiyordu. Mutsuzluğunu gözünde büyüttüğü anlarda ha uşaklardan birine karşı güçsüzlük göstermişim ha ona ne farkı var ki diyordu. Yaradılışından gözü pek gururlu kimseler kendi kendilerine kızdılar mı hemen başkalarına da saldırırlar. Öyle zamanlarda öfkeyle heyecana gelmek onlar için büyük bir zevk olur. Matmazel Moll bir an içinde Julien'i en ağır küçümseyici, aşağılayıcı sözlerle ezdi bıraktı. Son derece zeki bir kızdı. Bu zekası karşısındakilerinin onuruna dokunmak, onların yüreğinde dayanılmaz yaralar açmak becerisinde pek ileri gitmişti. Julien ömründe ilk olarak kendisine karşı en amansız kin duyguları besleyen üstün bir zekanın etkisinde kalmıştı. O sırada kendini savunmak şöyle dursun, o da kendi kendinden iğrenmeye başladı. Matilde'nin ağzından çıkan aşağılayıcı sözler son derece ağırdı. Üstelik düşünülle taşınıla Julien'in kendine bir parçacık saygısı varsa onu da yok etmek üzere hazırlanmıştı. Ama Julien bunları dinlerken kızı haklı buluyor, içinden bunlar bana az bile diyordu. Matilde gelince o daha birkaç gün önce duyduğu taparcasına sevgi duygusu için hem kendini hem de karşısındakini böyle cezalandırmakta sonsuz bir gurur tadı buluyordu. Bu kadar hazla, bu kadar hoşnutlukla söylediği sözleri bulmak için kafa yorması gerekmiyordu. Bunlar aklına daha yeni gelen şeyler değildi. Sekiz gündür yüreğinde aşka karşı çıkan tarafın avukatlığını eden sesten öğrendiklerini yineleyip duruyordu. Her söz, Julien'in o amansız acısını yüz kat arttırıyordu. Kaçıp gitmek istedi. Matmazel Mol buyurgan bir tavırla kolundan tuttu. Julien lütfen dikkat edin dedi. Pek yüksek sesle söylüyorsunuz. Yandaki odadan bir duyan olur. Matmazel Mol gururla karşılık verdi. Ne çıkar? Bana sesimin duyulduğunu söylemek kimin adına düşmüş? Siz kendini beğenmiş adam. Benim hakkımdan kim bilir ne biçim şeyler düşünüyorsunuz? Ben onları sizin kafanızdan sökeceğim. Julian kitaplıktan çıkabildiği zaman öylesine şaşkındı ki mutsuzluğunu daha az duyuyordu. Kendi kendine yüksek sesle durumunu anlatmak ister gibi işte böyle artık beni sevmiyormuş. 8-10 gün kadar sevmiş. Bense onu ömrümün sonuna kadar seveceğim diye söyleyip duruyordu. Bu nasıl oluyor? Daha birkaç gün önce onun Gönlümde hiçbir yeri yoktu. Matilda'nın gönlü gurur hazzıyla taşıyordu. Demek ki artık bütün bütün ilişkiyi kesebilmişti. O kadar güçlü bir eğilimi böyle tümden yenmiş olmak ona sonsuz bir mutluluk veriyordu. Benim üzerimde hiçbir etkinliği olmadığı, olmayacağı artık küçük beyin kafasına dank etmiştir. O kadar mutluydu ki o anda gerçekten gönlünde aşk kalmamıştı. Böyle küçük düşürücü sözlerden sonra Julian kadar tutkulu olmayan bir kimsenin bir daha sevmesi olanaksızdı. Matmazel Mol'ün kendi saygınlığını tutkulu korumayı bir an bile unutmadan ona söylediği sözler o kadar ağır, o kadar hesaplıydı ki insan onları en soğukkanlı bir zamanında hatırlasa gene doğru bulabilir. Julian'in o pek şaşırtıcı sahneden ilk anda çıkardığı sonuç şu oldu. Matmazel Mol'ün sınırsız bir gururu vardı. Julien aralarında artık her şeyin kesinlikle bittiği kanısındaydı ama gene de ertesi gün öğle yemeğinde onun karşısında acemice, sıkılgan bir duruşu vardı. Şimdiye kadar onda bu kusur hiç görülmemişti. Büyük işlerde olduğu gibi küçük işlerde de ne yapması gerektiğini, ne yapmak istediğini iyice bilir de onu yapardı. O gün öğle yemeğinden sonra Madame Moll ondan konsolun üzerinde duran bir kitabı istedi. Hükümete yazılmış yine de zor ele geçirilen bu küçük kitabı Markiz'e o sabah papaz gizlice getirip vermişti. Julien onu konsolun üzerinden alırken son derece çirkin bir eski mavi porselen vazoyu devirdi. Madame Moll kederinden bir çığlık kopardı. O pek sevgili vazosunun parçalarına gelip yakından baktı. Eski Japon işi diyordu. Bana babamın halası şel başrahibesinden kalmıştı. Hollandalılar naifliği zamanında Orleans tükünü hediye etmişler. O da kızına vermiş. Matilde annesinin üzüntüsünü görmüş, pek çirkin bulduğu o mavi vazonun kırılıp parçalanmasına da çok sevinmişti. Julian hiç sesini çıkarmıyordu. Doğrusu pek telaş ettiği de yoktu. Birden Matmazel molü ta yanı başında gördü. Matmazal'e bu vazo dedi artık bir daha yapılmamacasına yok olup gitti. Bir zamanlar yüreğimi saran duygu da bunun gibi yok oldu. Onun bana yaptırmış olduğu delilikleri anlayışla karşılamanız dilerim. Julian bu sözleri söyleyip çıktıktan sonra Madame Moll ''Bu Monsieur Sorel yaptığına sevindi sanki, övünüyor gibi.'' dedi. Bu söz Matilde'nin yüreğine ok gibi saplandı. İçinden ''Doğru.'' dedi. ''Annem iyi anladı.'' gerçekten sevindi, övünüyor. Bir gün önce Julien'e ağır sözler söylemiş olmaktan duyduğu neşe işte ancak o zaman söndü. Görünüşteki durgunluğunu bozmadan kendi kendine işte her şey bitti dedi. Bana iyi bir ders oldu bu. Bu yaptığım yanlışlık, çok çirkin, insanın onurunu kıran bir şey. Ne yapalım? Artık ömrümün sonuna kadar kulağıma küpü olur. Julien de ah söylediğim keşke doğru olsa diye düşünüyordu. O deli kız için duyduğum aşk neden hala yakamı bırakmaz? Aşkı umduğu gibi sönmek şöyle dursun tersine artıp gidiyordu. Doğru, o kız deli ama delidir diye sevilmeye, tapılmaya daha mı az değer? Bir kızın ondan daha güzel olmasına imkan var mı? En ileri uygarlığın verebileceği canlı zevklerin hepsi de sanki inadına Matmazel Mol'ün kişiliğini toplanmamış mıydı? Bu geçmiş mutluluk anıları Julien'in ruhunu kavruyor, aklın bütün yapabildiğini bir anda sidi veriyordu. Aklın bu tür anılarla savaşması boşunadır. Onun verebileceği en ağır başlı öğütler bile o anıların büyücülüğünü arttırmaktan başka neye yarar ki? Eski Japon işi vazonun devrilip kırılmasından 24 saat sonra Julien dünyanın en mutsuz insanlarından biriydi. 21. Gizli nota Çünkü bütün bu anlattıklarımı gözümle gördüm. Ben onları görürken yanılmışsam bile size anlatırken aldatmaya kalkmadığıma güvenmelisiniz. Yazara gelen bir mektuptan. Marki Julien'i çağırdı. Monsieur Moll sanki gençleşmişti. Gözleri parlıyordu. Julian'e, sizin olağanüstü bir belleğiniz olduğunu söylüyorlar dedi. Bakalım dedikleri gibi mi? Dört sayfa yazıyı ezberler gidip Londra'da okuyabilir misiniz? Ama bir sözcüğü bile değişmeyecek. Marki o günkü Kutidyan gazetesini sinirli sinirli elinde buruşturuyor, pek düşünceli olduğunu gizlemek istiyorsa da bir türlü başaramıyordu. Julien'in onu Freelayer davasının sözü edilirken bile bu kadar düşünceli gördüğü olmamıştı. Julien, Marki'nin o keyifli gamsız görünüşüne kanmış gibi bir tavır takınmak gerektiğini bilecek kadar bu kibarlar çevresinin törelerini öğrenmişti. Bu kutidiyen gazetesi pek eğlenceli bir şey olmasa gerek, dedi. Marki canatları izin verirlerse yarın sabah huzurunda baştan aşağı ezbere okurum. Ne? İlanları da mı? Evet, bir sözcüğünü bile atlamadan. Marki birdenbire ciddi bir tavır takınarak "Bunun için şerefiniz üzerine yemin eder misiniz?" dedi. "Evet efendim. Belki ancak sözümde duramama korkusu beni şaşırtabilir. Dün size bunu sormayı unutmuştum. Duyacaklarınızı kimseye söylemeyin diye yemin etmenize gerek görmüyorum. Ben sizi bilirim. Böyle bir öneride bulunmak sizi aşağılamak olur. Ben size kefil olurum. Şimdi sizin de bir salona gideceğiz. Orada 12 kişi toplanacak. Siz herkesin söyleyeceğini yazacaksınız. Sonra Marki o her zamanki ince, alaycı edasıyla merak etmeyin dedi. Öyle karma karışık bir konuşma olmaz. Herkes birer birer söz alır. Ama öyle yöntemlice sözler söylerler demiyorum. Biz orada görüşürken siz 20 sayfa kadar yazarsınız. Sonra birlikte buraya döneriz. O 20 sayfayı dörde indiririz. Yarın sabah siz bana bütün Kutidyen gazetesini değil o dört sayfayı ezbere okursunuz. Sonra da hemen yola çıkacaksınız. Yalnızca gönül eğlendirmek için yola çıkmış bir delikanlı izinimi vermeniz gerekir. Amacınız işi kimseye belli etmemek olacak. Büyükten bir zatın yanına varacaksınız. İşte orada daha ustaca davranmak gerek.'' o zatın çevresindekileri aldatmaya çalışacaksınız. Çünkü yazıcıları arasında, uşakları arasında düşmanlarımızdan para alanlar vardır. Onlar bizim göndereceğimiz adamları kollar, ağızlarından söz kapmak isterler. Size şöyle anlamsız bir tavsiye mektubu vereceğiz. Ekselansları, size bakınca siz cebinizden benim saatimi, şu saati çıkarırsınız bunu yol dönüşü geri almak üzere size vereceğim. Şimdiden alın. İşin bu kısmı bitsin. Bana da kendi saatinizi verin. Ezberleyeceğiniz o 4 sayfayı dük cenapları dinleyip kendi eliyle yazmak lütfunda bulunacak. O iş bittikten sonra ama dikkat edin önce değil kendisi sorarsa bugün hazır bulunacağınız toplantıda konuşulanları anlatabilirsiniz.'' Sizin yolda sıkılmanızın önüne geçecek bir şey daha var. Paris'le elçinin konağı arasında Raip Sorel'e ateş etmeyi görev bilecek çok kimseler bulunur. Böyle bir şey olursa göreviniz biter ama bizim işimiz de pek gecikir. Çünkü dostum sizin öldüğünüzü nereden bilebiliriz? Bize bunu kendiniz bildirecek kadar himmet edemezsiniz ya. Marki ciddi bir tavırla devam etti. Size ben gidip kendinize bir kat giysi alın. İki yıl önceki modaya göre giyinin. Bu akşam şöyle üstünüze başınıza özenmez gibi bir görünümünüz olmalı. Buna şaşıyor musunuz? Kimseye güvenimiz yoktur anlarsınız. Evet dostum, düşüncelerini dinleyeceğiniz o pek saygıdeğer kimselerden biri vardır ki sizi ihbar ederse hiç şaşmam. Onun göndereceği haber üzerine örneğin yemek yemek üzere gireceğiniz bir handa size afyon yutturabilirler. Julien, 30 fersahtan daha çoğunu göze alıp Dolaşık bir yoldan gitmek daha iyi olur, dedi. Yanılmıyorsam Roma'ya gideceğim. Marki, hoşlanmadığını gösteren kibirli bir tavır takındı. Julian, Breyle Hot'taki törenlerden biri onu hiç böyle görmemişti. Orasını ben ne zaman söylersem o zaman öğrenirsiniz. Ben bana soru sorulmasını sevmem. Julian telaşla bir şey sormak istemedim, Monsieur, dedi. Yemin ederim ki Monsieur içimden düşünüyordum. Dikkat etmemiş, hızlı söylemişim. Kendimce en güvenli yolu bulmak istiyordum. O halde aklınız pek uzaklara gitmiş. Unutmayın ki bir elçi, hele sizin yaşınızda olursa, hiçbir zaman zorla söz kapmaya kalkışmamalıdır. Julien pek içerlemişti. Ama haksızdı. Onurunu korumak için bir özür arıyor, bulamıyordu. Monsieur Molle ekledi. İnsan yersiz bir iş yaptı mı, hemen işe duygularını karıştırmaya yeltenir. Bir saat sonra Julien, Marke'nin kapısı önündeydi. Tam bir uşak görünümündeydi. Arkasında eski püskü giysiler, boynunda beyazlığı çoktan kaybolmuş bir boyun bağı vardı. Bundan başka da ukalaca bir tavır takılmıştı. Marke onu görünce kahkahayı salıverdi. Julien'in suçu işte o zaman bütün bütün bağışlandı. Monsieur Mor içinden bu delikanlı da bana hainlik ederse artık kime güven olur ki diye düşünüyordu. Ama insan bir işe kalkışınca da güvenilecek bir adamı bulunmalı. Oğlumun yaratılış bakımından kendine uygun parlak dostlarının yüz bin kişiye bedel yiğitlikleri, bağlılıkları var. Çarpışmak gerekince kralları uğruna canlarını esirgemezler. Her şeyi bilirler. Ancak bize şimdi gerekeni bilmezler.'' Onların içinde 4 sayfa yazıyı ezberleyecek, sonra da izini belli etmeden 100 fersah yol gidecek adamı istediğin kadar ara bak bulabilir misin. Norberde ataları gibi ölümden kaçmaz ama böylesine bir erdem acemi bir erde de bulunur. Marki derin derin düşüncelere daldı. İçini çekerek ''Ölümden yılmamak'' dedi. ''Bakalım şu Sorel'in elinden o da gelecek mi?'' Sonra canını sıkan bir düşünceyi savmak ister gibi ''Araba bekliyor, hadi binelim.'' dedi. Julien ''Monsieur'' dedi. ''Bu giysinin eksikleri düzeltilirken ben de bugünkü kutudiyenin birinci sayfasını ezberliği verdim.'' Marquis gazeteyi açtı. Julien tek sözcüğünde bile yanılmadan ezbere verdi. O akşam diplomatlığı pek üstünde olan Marki içinden ''Güzel'' dedi. Delikanlım sen okuya dur, bununla oyalanır, geçtiğimiz sokakları görmezsin. Görünüşü oldukça sıkıntılı, duvarlarının bir kısmı oymalı ahşap, bir kısmı yeşil kadife örtülü büyük bir salona girdiler. Salonun ortasında yüzü asık bir odacı, uzun bir sofrayı yerleştiriyordu. Sonra üzerine kim bilir hangi bakandan arta kalmış her yeri mürekkep lekesi içinde koca bir yeşil örtü yayarak o yemek sofrasını bir çalışma masası haline getirdi. Ev sahibi iri yarı bir adamdı. Adı hiç söylenmedi. Julien onun yüzünü de, yüzündeki görünümü de yediği yemeği öğütmekte olan bir adamın yüzüyle görünümüne benzetti. Marki'nin bir işareti üzerine Julien masanın ta en ucuna oturmuş, oradan kımıldamamıştı. Ne yapacağını, nasıl duracağını bilmediği için durmadan kalem yontuyordu. Gözünün ucuyla saydı, yedi kişi vardı. Ama Julien hepsini ancak arkadan görebiliyordu. Dikkat etti. İkisi Monsieur ile eşit gibi konuşuyor. Ötekiler az çok saygılı bir tavır takınıyorlardı. Bir kişi daha geldi. Uşak önden girip haber vermemişti. Julien içinden "Tuhaf şey!" dedi. Bu salonda gelenleri haber vermek adeti yok mu? Acaba bu önlemde benim şerefime mi? Yeni geleni karşılamak için herkes ayağa kalktı. Onun göğsünde de önceden gelenlerin üçünde bulunan son derece yüksek nişan vardı. Herkes oldukça yavaş sesle konuşuyordu. Yeni gelen hakkında bir izlenim edinmek isteyen Julien, ancak yüzünden, duruşundan, biçiminden bir anlam çıkarmak zorunda kaldı. O adam kısa boylu, tıknaz, al yanaklıydı. Parlayan gözlerinde bir yaban domuzunun kötü bakışlarından başka hiçbir şey okunamıyordu. Ondan hemen sonra içeriye büsbütün başka bir adam girdi. Julien artık ona bakmaz oldu. Bu gelen uzun boylu, oldukça zayıf, 3 dört yelek birden giymiş bir adamdı. Okşayıcı bir bakışı, ölçülü davranışları vardı. Julian içinden tıpkı Besançon'daki ihtiyar psikoposa benziyor dedi. O adam hiç kuşkusuz kilise adamlarındandı. Herhalde 50-55'in üstünde değildi. Halinde, davranışlarında son derece babacan bir şefkat görülüyordu. Genç Agde Piskoposu da geldi salonda bulunanları süzerken gözü Julian'e ilişince pek şaştı. Braille Holt ayininden beri onunla konuşmamıştı. Julian onun şaşkın bakışlarından sıkıldı, kızdı da içinden nedir yani dedi. Tanıdığım biriyle karşılaşınca hep böyle açık mı vereceğim? Hiç görmemiş olduğum bu büyük adamlar karşısında hiçbir yadırgama duymadım ama bu genç psikoposu görünce başımdan aşağı sanki buzlu sular boşandı. Doğrusu ben tuhaf, çok mutsuz bir adamım. Oldukça esmer, kısa boylu bir adam daha geldi. Kapıdan gözükür gözükmez söze başladı. Yüzü sapsarı, davranışları deliceydi. Bu aman bilmez geveze, içeri girince salondakiler onu dinleme sıkıntısından kurtulmak için olacak kısım kısım ayrıldılar. Ocaktan uzaklaşıldıkça masanın ucuna yani Julie'nin oturduğu yere yaklaşılıyordu. Julien'in kendine uygun bir durum bulması gitgide güçleşiyordu çünkü ne kadar çabalasa da konuşulanları duymaması olanaksızdı. Ne kadar deneysiz olsa da o ulu orta konuşulan şeylerin önemini anlıyordu. Oysa gözünün önündeki bu önemli kişiler konuştukları şeylerin gizli kalmasını kim bilir ne kadar isterlerdi. Julien o vakte kadar ağır ağır kastüyün ucunu yontup yazmak için uygun hale getiriyordu kas tüyleri 20'yi bulmuştu. Biraz sonra o yolda kapanacaktı. Monsieur Mol'ün gözünün içine bakıp ondan bir buyruk bekliyordu ama Marki onu çoktan unutmuştu. Julian bir yandan kalem yontup bir yandan içinden söyleniyordu. Benim bu yaptığım gülünç bir iş ama bu kadar bayağı suratlı, başkalarının buyruğuyla ya da kendi istekleriyle bu kadar büyük işler yükümlenmiş adamlar elbette çabuk kuşkulanan kimselerdir. Bakışlarıma sorar, anlamak ister gibi bir hal vermekten kurtulamıyorum ki bu saygısızlık onlara aykırı gelir. Gözlerimi büsbütün öne eğsem o zaman da sözlerini dinliyormuşum gibi olacak. Sıkıntısı son dereceyi bulmuştu. O salonda çok garip şeyler duyuyordu. 22 Tartışma Cumhuriyet bugün topluluğun iyiliği uğruna her şeyini verecek adam bir ise niteliklerinden benliklerinden başka bir şey düşünmeyenler binlerce. İnsan Paris'te erdemli diye değil arabası var diye saygı görür. Napolyon Memorial Uşak içeriye atılırcasına girip haber verdi. Sayın Dük! Dük girerken uşağa Soson dedi. Ne budalaymışsınız siz? Hem bu sözü öyle güzel, öyle haşmetle söyledi ki Julien istemeye istemeye o adamın bütün bilgisinin bir uşağı kızabilmek olduğunu aklından geçirdi. Gözlerini bir kaldırdı ama hemen indirdi. Yeni gelenin önemini o kadar iyi kavramıştı ki böyle gözlerini kaldırıp bakmasının bir saygısızlık olmasından korktu. Bu dük ellilik bir adamdı. Zübbece giyinmişti. Yaylanarak yürüyordu. Kafası dar, burnu kocamandı. Yüzü öne doğru fırlamıştı. Bir insanın onunkinden daha soylu, daha anlamsız bir görünümü olması oldukça zor işlerdendi. Onun gelmesiyle oturum hemen açıldı. Yüzleri inceden inceye okumaya dalmış olan Julien, birdenbire Monsieur Molin sesiyle kendine geldi. Marquis, ''Size Raip soreli tanıtayım.'' diyordu. ''Şaşırası bir belleği var.'' Ben kendisine onurlu bir görev vereceğini söyleyeli daha bir saat oldu. Belleğinin gücünü kanıtlamak için bu bir saat içinde Kutudye'nin birinci sayfasını verdi. El sahibi, ha şu ne zavallısının dış haberleri dedi. Sonra can bir tavırla gazeteyi aldı. Önemli gözükmek isterken günüşleşen bir tavırla Julien'e bakarak buyurun monsieur dedi odayı derin bir sessizlik kapladı. Bütün gözler Julian'a e dikilmişti. O kadar iyi ezberlemişti ki 20 satır okudu okumadı, dük yeter dedi. Kısa boylu, yaban domuzu bakışlı adam oturdu. Onun bu toplantıya başkanlık edeceği belliydi. Çünkü oturur oturmaz Julian tüy kalem ve kağıt dalarak yerleşti. Yeşil örtülü masanın başında toplanan 12 kişiyi bir bir süzdü. Dük, Monsieur Sorel dedi. Siz içeri odaya gidin. Sizi çağırırlar. Ev sahibi pek işkilli bir hale girdi. Yanındakine yavaşça panjurlar kapalı değil dedi. Sonra Julien'e dönüp alık alık pencereden bakmasanız da olur diye bağırdı. Julien içinden anlaşıldı dedi. Bu adamlar yasa dışı siyasal bir iş yapıyorlar. Ben de aralarına düştüm. Çok şükür bu toplantı insanı grev alanına sürükleyecek türden değil. Bir tehlike olsa bile Marki bana az mı iyilik etti? Onun yüzünden daha çoğunu da göze alsam çok mu? Deliliklerimin bugün onun başını açacağı derdi böyle bir şeyle onarabilirsem daha ne isterim? Bir yandan çılgınlıklarını, mutsuzluğunu düşünüyor, bir yandan da bulunduğu yere bir daha unutmamak üzere dikkatli dikkatli bakıyordu. Marki'nin uşağı sokağın adını söylemediğini hem o zamana kadar hiç adeti değilken o gün bir kira arabasına bindiğini ancak o zaman hatırladı. Julian uzun süre düşünceleriyle yalnız bırakıldı. Geniş bir sırma kordonla süslenmiş, kırmızı kadifeler asılmış bir kabul salonundaydı. Konsolun üzerinde fil dişi bir haç, ocağın üzerinde de Monsieur de Maestre'nin sırtı yaldızlı, çok güzel ciltlenmiş Du Pap'ı duruyordu. Julien dinliyor gibi gözükmemek için kitabı açtı. İçeriki odada ara sıra çok yüksek sesle konuşuldu oluyordu. Sonunda kapı açıldı, Julien'i çağırdılar. Başkan, unutmayın ki beyler, diyordu. Bu andan sonra biz dükün huzurunda konuşuyoruz. Sonra Julien'e göstererek ekledi. Mösyö Sorel genç bir rahiptir. O da bizim kutsal davamıza candan gönülden bağlıdır. Şaşılacak derecede güçlü belliğiyle burada söylenecek en küçük şeyleri bile Dük'e kolaylıkla anlatabilecektir. Arkasına iki üç yelek giymiş, babacan bir tavır takınmış birini işaret ederek ''Söz Mösyö'nündür.'' dedi. Julian içinden yerekli Mösyö'nün adı söylense daha iyi olurdu diye düşündü. Hemen tüy kaleme sarıldı bir süre yazdı. Yazar buraya bir sayfa dolusu nokta koymayı daha doğru buluyordu. Ancak kitabı basan böyle bir sayfa dolusu noktanın tatsız olacağını, hikaye türünden yazılar içinde tatsızlığın ölüm demek olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine yazar, siyaset edebiyatın boynuna takılmış bir taştır. Altı ay geçmez onu batırıverir dedi. Hayalin yarattığı şeyler arasında siyaset sözü açmak bir konser ortasında tabanca patlatmaya benzer. O ses yırtıcı bir sestir ama gücü yoktur. Başka hiçbir aletin sesine uymaz. Siyaset sözü okurların yarısını öldüresiye gücendirir. Sabahleyin gazete okuyunca büyük ilgi gösteren öteki yarısını ise sıkar. Kitabı basansa buna karşılık romanımızdaki kişiler siyaset sözü etmezse 1830 yılı Fransızlarından değildir dedi. O halde sizin kitabınız da ileri sürdüğünüz gibi bir ayna olmaz. Julien'in yazdığı tutanak 26 sayfa tuttu. Bu özet pek soluk bir şey oldu. Çünkü her zamanki gibi çirkin ve anlamsız kaçan bütün o aşırılıkları saçmalıkları atmak gerekir. Gazette de Tribuna bakınız. Kat kat gerekli babacan bakışlı adam, belki bir psikopostu, bazen gülümsüyordu. O zaman boyuna kıpırdanan kapaklarla çevrelenmiş gözlerinde garip bir parıldama belirliyor, her zamankinden daha az bir kararsızlık gözüküyordu. Dükün huzurunda, Julian içinden ama bu dük de kim diyordu. Herkesten önce bu beyefendinin söz alması görünüşe göre kanıları anlatıp bir savcılık görevi görmek içindi. Julian onu dinlerken savcıların çoğu gibi bu da bir türlü kararsızlıktan kurtulamıyor. Sözlerinden bir yargıya bağlanacak sonuçlar çıkaramıyor diye düşündü. Tartışma başladıktan sonra dük bu kusuru adamcağızın yüzüne vuracak kadar ileri gitti. İnsanın değeri hakkında hoşgörülü düşünceler ileri sürdükten sonra o kat kat gerekli adam bir büyük adamın ölmez pitin yönettiği soylu İngiltere devrime karşı durmak için 40 milyar frank harcadı kurulumuz acıklı bir konuda düşündüklerimi açıkça söylememe izin verirse diyeceğim ki İngiltere Bonaparte gibi bir adama karşı koymak için üstelik bir yığın iyi niyetten başka bir şey de yoksa onunla ancak kişisel çabalarla başa çıkabileceğini pek anlayamıyor demektir. Ev sahibi kaygılı bir tavırla gene mi öldürmenin övgüsü dedi. Başkan öfkeyle Tanrı aşkına bu duygusal ahlak derslerini bırakın diye bağırdı. O yaban domuzu gözlerinde amansız bir parıltı belirmişti. Kat kat yelekli adama dönüp, ''Devam edin!'' dedi. Başkanın yanakları da alnı da kıpkırmızı olmuştu. Berik'i konuşmasını sürdürdü. ''Soylu İngiltere bugün ezilmiş bir durumdadır.'' dedi. ''Çünkü her İngiliz ekmeği için vereceği paradan önce Jacobenlere karşı harcanan 40 milyar frangın faizini ödüyor. İngiltere'nin artık piti de yok.'' asker olduğu pek belli biri önemli önemli Pitt yoksa Wellington'ı var.'' dedi. Başkan ''Rica ederim susun beyler.'' diye bağırdı. ''Biz tartışmamızı sürdüreceksek Monsieur Soreli içeri çağırmamıza gerek yoktu.'' Dük, Napolyon'un eski generallerinden biri olan o söz kesen adama öfkeli öfkeli bakarak ''Bayın çok ilginç düşünceleri olduğunu hep biliriz.'' dedi. Julien bu sözde kişisel bir şeye aşağılayıcı bir anıştırma olduğunu gördü. Herkes gülümsedi. Dönek general, öfkesinden çatlayacak gibi olmuştu. Kanılarını özetleyen, dinleyenlere doğruyu kabul ettirebilmekten umudunu kesmiş, cesareti kırılmış bir adam tavrıyla ''Artık pit yok beyler'' dedi. İngiltere'de yeni bir pit çıksa bile, bir ulusu aynı çarelerle iki kere aldatmak o anaksızdır. Az önce söz kesen asker bu kez de İyi ya, bundan böyle zafer kazanmış bir generalin bir Bonaparte'ın Fransa'da yeniden ortaya çıkması da bu yüzden olanaksızdır dedi. Bu kez başkan da dük de generale çıkışamadılar. Oysa ikisinin de gözlerinde bu istek okunuyordu. İkisi de bakışlarını öne eğdiler. Dük herkese duyuracak bir biçimde içini çekmekle yetindi. Ama söz sahibinin artık kafası kızmıştı. Güler yüzlü inceliği de Julien'in ilk bakışta yaradılışı gereği sandığı o ölçülü konuşmayı da bir yana bırakıp ateşle sözümü bitirmem için pek acele ediliyor," dedi. Uzunluğu ne olursa olsun, kimsenin kulaklarını şişirmemek için ne kadar çaba harcadığımı hesaba katmıyorsunuz. Peki beyler, kısa keseceğim. Sözlerimi sakınmadan söylüyorum. İngiltere'nin haklı davası uğruna harcanacak meteliği bile yok. Pitt mezarından dirilip çıksa, bütün bilgeliğini de ortaya koysa gene İngiltere'nin küçük mal sahiplerini kandıramaz. Çünkü onlar o çabucak biten Waterloo Savaşı'nın bile tam 1 milyar franga mal olduğunu biliyorlar. Gitgide coşuyordu. Madem ki açıkça konuşmamızı istiyorsunuz size söyleyeyim. Kendinize kendinizden başka yardımcı aramayın. Çünkü İngiltere para vermeyince de gerçi cesareti olan ama zaten yoksul bir durumda bulunan Avusturya, Rusya ve Prusya Fransa uğruna belki bir iki savaşa girerler ama işte o kadar. Jacobelli'nin toplayacağı askerlerin birinci savaşta yenileceği umulabilir. Belki ikincide de yenilirler ama üçüncüde İsterseniz ön yargılarınıza kapılıp bana devrimci damgasını vurun. Karşınıza 1792'nin silah başına çağrılı vermiş köylüleri değil, 1794 askerleri çıkar. Bu kez bir değil, 3-4 yerden aykırı sesler yükseldi. Konuşanın sözünü kestiler. Başkan Julien'e dönüp, ''Monsieur'' dedi. ''Siz gene içeriye odaya gidin de yazdığınız kadarını temize çekin.'' Her zamanki düşüncelerinin konusu olan olasılıklardan söz açıldığı bir sırada böyle dışarı çıkmak Julien'in pek canını sıktı. İçinden "Kendileriyle alay ederim diye korkuyorlar." dedi. Yeniden içeri çağrıldığında Monsieur Mol, kendisini çok iyi tanıyan Julien'in bile yadırgadığı güldürücü bir tavırla "Evet beyler." diyordu. Şu söz sanki tam bu zavallı halk için söylenmiş. Tanrı mı, masa mı yoksa leğen mi olacak? Tanrı olacak diyor masal yazarı. Bu soylu derin sözde sanki sizin için söylenmiş beyler. Kendi kendinize uğraşın. Böylece bizim soylu Fransamız, atalarımızın kurduğu bizim de 16. Louis'nin ölümünden önce gözümüzle gördüğümüz durumuyla yeniden doğacaktır. İngiltere'de hiç olmazsa onun soylu lordları da o kötü bayağı Jacobellik'ten bizim kadar tiksinirler. İngiliz altını olmayınca ne Avusturya, ne Rusya, ne de Prusya ancak iki üç savaşa girişebilir. Bu da ülkenin tıpkı 1817'de Monsieur Richelieu'nun budalaca çarçur ettiği gibi mutlu bir işgal altına girmesine yeter mi? Bence yetmez. Bunun üzerine gene aykırı bir ses yükseldiyse de herkesin sus demesiyle bu ses boğulup duyulmadı. Bu kez de söz kesmeye kalkan gene Napolyon'un eski generaliydi. Bu adam birinci rütbe nişan almak hevesinde olduğundan kesinlikle gizli notada bir payı bulunmasını istiyordu. Gürültü kesildikten sonra Monsieur Mol yine aynı şeyi söyledi. Bence yetmez. Bence derken Julien'in pek hoşuna giden bir küstahlığı vardı. Julien kalemini Marki'nin konuşma hızında işleterek güzel doğrusu dedi. Mösyömol yerinde söylenmiş bir sözle bu dönek generalin 20 savaşını içe indiriyor. Marki sözlerini tarta tarta sürdürdü konuşmasını. Biz yeni bir askeri işgali yalnız dışarıdan bekleyemeyiz. Globe gazetesinde kundakçı yazılar yazan gençlerden 3-4 bin subay çıkar bunlar arasında. Bir Kleber, bir Hohe, bir Jordan, bir Pişegru bulunabilir ama niyetleri bilmem onlarınki gibi iyi olur mu? Başkan, biz onun ününü, şanını yükseltemedik dedi. Onu ölmez bir at olarak yaşatmalıydık. Mörsemoël konuşmasını sürdürdü. Fransa'da iki parti bulunmalı, ama bu yalnızca bir ad olarak kalmamalı. Birbirinden iyice ayrı, ne istedikleri iyice belli iki parti. Kimi ezmek gerektiğini bilelim. Bir yanda gazeteciler, seçmenler, kısacası halkın düşüncesi, duygusu, gençlerle onlara hayran olan her şey. Gençler boş sözlerinin yankılarıyla kendilerinden geçe dursun, bizim onlara karşı yatsınamaz bir üstünlüğümüz var. Bütçeyi biz öğütüyoruz. Gene sözünü kesen biri oldu. Monsieur Molle, o adama dönüp insanı hayran eden bir kendini beğenmişlik içinde ''Siz Monsieur'' dedi sözcüğü ağır buldunuzsa bütçeyi öğütmüyorsunuz diyelim ama devlet bütçesinden 40 bin frangı kralın ödeneğinden de 80 bin frankı göçürüyorsunuz. Madem ki beni zorluyorsunuz Mösyö ben de örnek olarak sizi ele almaktan çekinmeyeceğim. Sen Louis ile birlikte Haçlı Savaşı'na giden soylu atalarımız gibi siz de bu 100 bin franga karşı bir alay bir bölük Ondan da vazgeçtik. Cenge hazır, halk uğruna canını verecek hiç olmazsa 50 kişilik bir yarım bölük asker çıkarabilmeliydiniz değil mi? Bunun yerine komutanız altında yalnızca bir yığın uşak, bir ayaklanma olduğunda sizi de korkutacak bir sürü uşak var. Beyler, her ilde sadık beşer yüz kişilik bir kuvvet oluşturmadıkça biliniz ki tahtta, dinde, soylulukta bir gün içinde yok olabilir.'' Sadık derken o adamlardan yalnız Fransa yiğitliğini değil İspanyol dayanıklılığını ve sabrının da bulunmasını istiyorum. Bu taburun yarısını bizim oğullarımız, yeğenlerimiz kısacası gerçek soylular oluşturacak. Onların her birinin yanında gene 1815'tekine benzer olaylar patlak verince hemen yakasına üç renkli kurdele takı verecek geveze birer kent tuşağı değil, Katiloni gibi özü sözüne uyar mert birer köy delikanlısı bulunacaktır. Soylu genç ona hak yolunu öğretsin, elinden gelirse onun süt kardeşi olsun. Her birimiz her ilde böyle beşer yüz kişilik sadık birer tabur oluşturmak için gelirimizin beşte birini gözden çıkarmalıyız. Ancak böylece yabancı bir askeri işgale güvenebilirsiniz. Yoksa elin oğlu her ilde kendine dost 500 asker bulunacağından emin olmazsa hiçbir zaman kalkıp da asker masker göndermez. Başka ülkelerin kralları kendilerine Fransa'nın kapılarını açmak için silah başına geçmeye hazır 20 bin soylu olduğunu haber verirseniz sizi dinlerler. Bu pek ağır bir hizmet olmaz mı diyeceksiniz. Beyler kafamızı kurtarmak için başka yol yoktur. Basın özgürlüğüyle bizim soylu varlığımız arasında ölüm kalım savaşı var. Ya birer tezgah sahibi birer çiftçi olmayı göze alın ya da Silah başına geçin. İsterseniz pısırık olun ama kalın kafalı olmayın. Gözlerinizi açın. Jacobenlerin şarkısında olduğu gibi size birliklerinizi oluşturun diyeceğim. Bunu yaparsanız bir soylu Gustav Adolf çıkar, krallık ilkelerinin ağır, korkulacak bir tehlikeye düşmesine üzülür, ülkesinden 300 fersah öte yerlere koşup size Gustav'ın protestan hükümdarlara ettiği iyiliği eder.'' İşe girişmeyip yalnızca konuşmak niyetinde misiniz? 50 yıl sonra Avrupa'da yalnız cumhurbaşkanları görür bir tek kral bulamazsınız. Hem o dört harfle K, R, A, L harfleriyle birlikte rahipler, soylular da ortadan kalkar. Gelecek günleri şöyle bir göz önüne getiriyorum da çamurlu pis çoğunluğa yaltaklık eden bir sürü adaydan başka bir şey göremiyorum. Siz Fransa'da bugün herkesçe bilinen, sevilip sayılan bir general yok, ordu yalnız krallıkla dinin çıkarlarına göre oluşturulmuştur. Ordudan bütün eski alaylar çıkarıldı, oysa Prusya ve Avusturya alaylarının her birinde savaş görmüş 50 küçük subay var deyip duruyorsunuz. Ama biliniz ki küçük burcuvalar arasında savaşa can atan 200 bin delikanlı var. Bu acı gerçekleri artık kesin Ukalaca bir tavırla bu sözleri söyleyen ağırbaşlı adam hiç kuşkusuz kilisenin ulularındandı. Çünkü Monsieur Mol kızacağına tatlı tatlı gülümsedi. Bu da Julian için büyük bir işaret oldu. Acı gerçekleri artık kesip sözümüzü özetleyelim. Beyler, kangren olmuş bacağı kesilecek adamın kalkıp da cerraha bu hasta bacak sapasağlamdır demesi densizlik olur. Deyimi bağışlayın beyler, soylu dük bizim cerrahımız olacak. Julian bir sır diye saklanan sözcük sonunda söylenildi. Demek bu akşam nokta 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 yolunu tutacağım diye düşündü. Mars'ına göre bu soylu Wellington düküdür. Julian'in nokta 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 yolunu tutacağım dediği yer kitapta belirtilmemiştir. 23. Raipler, Ormanlar, Özgürlük Her varlığın ilk yasası kendini korumak, yaşamaktır. Siz baldıran ekiyor, sonra da buğday yetişsin istiyorsunuz. Machiavelli O ağırbaşlı kişi konuşmasını sürdürüyordu. Konusunu iyi bildiği belliydi. Julien'in pek hoşuna giden tatlı hem de aşırılıktan kaçan bir anlatımla şu büyük gerçekleri anlatıyordu. 1. İngiltere'nin bizim için harcayacak bir altını bile yoktur. Orada artık tutumlu olmak bir de Hume moda oldu. Koyu dindarları bile bize para vermez. Monsieur Brogum ise bizimle alay eder. 2. İngiliz parası olmayınca Avrupa krallarını bir iki savaştan ötesine sürüklemek olanaksızdır. Çünkü Burjuvazi'ye karşı da iki savaş yetmez. 3. Fransa'da silahlı bir parti kurmak gereklidir. Yoksa Avrupa'nın krallık yönetimine bağlı güçleri o iki savaşı da göze alamaz. Size apaçık olduğu için önermeye cesaret ettiğim dördüncü noktada şudur: Fransa'da rahipler sınıfının yardımı olmaksızın silahlı bir parti kurmak olanaksızdır. Size bunu cesaretle söylüyorum beyler, çünkü kanıtlayacağım. Rahipler sınıfına her şeyi vermek gereklidir. Çünkü rahipler sınıfı işiyle gece gündüz uğraşır. Başındakiler de sınırlarımızdan 300 fersah ötede fırtınalardan uzakta yüksek yetenekleri olan adamlardır. Ev sahibi: "Ah Roma, Roma!" diye bağırdı. Kardinal sözünü gururla sürdürdü. "Evet, Monsieur Roma. Sizin gençliğinizde moda olan kimi az, kimi çok hoş şakalar, alaylar ne olursa olsun hiç çekinmeden söyleyebilirim ki 1830 yılında halka sözünü geçirebilen yalnız Roma'nın buyruğundaki rahipler sınıfıdır." Önderlerinin gösterdiği günlerde 50 bin rahip aynı sözleri yineler. Askeri en sonunda gene halktan isteyecek değil misiniz? O rahiplerin sözü halkı kibarlar çevresinin çıkardığı nükteli şiirlerden daha çok etkiler. Kardinal'in işi böyle kişiler üzerine dökmesi homurtulara neden oldu. Kardinal sesini yükselterek konuştu. Rahipler sınıfının dehası sizinkinden üstündür. Fransa'da silahlı bir parti kurma yolunda bu can noktası yolunda ne yapıldıysa bizim tarafımızdan yapıldı. Kardinal bunun üzerine olaylardan örnekler verdi. diye 80 bin tüfeği kim gönderdi? Vesaire vesaire. Raipler sınıfına ormanları geri verilmedikçe elinden bir şey gelmez. Savaş patlar patlamaz maliye bakanını adamlarına emir verip papazlardan başkasına para kalmadığını söyler. Doğrusu Fransızların inancı yoktur. Savaşı da severler. Savaşı açan kim olursa olsun halkın gözünde iki kat girer. Çünkü savaşmak ayak takımının deyimiyle cizvitleri aç bırakmaktır. Savaşmak Fransız denen kibir kumkumalarını işlerine yabancının karışması yılgısından kurtarmaktır. Kardinalin sözleri beğeniliyordu. Mösyö de Nerval hükümetten çekilmeli dedi. Onun adı herkesi boşuna sinirlendiriyor. Bu söz üzerine herkes yerinden kalktı, hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Julien, beni gene dışarı atacaklar diye düşündü. Ama akıllı uslu başkan bile Julien'in orada olduğunu unutmuştu. Bütün gözler bir adama dikilmişti. Julien de onu görünce tanıdı. Reds dükünün balosunda şöyle uzaktan gördüğü başbakan Monsieur de Norval. Gazetelerin meclisten söz ederken dedikleri gibi kargaşalık doruğuna vardı. Ancak bir çeyrek saat sonra gürültü biraz yatışmıştı. Monsieur de Norval ayağa kalktı, bir havari edası takınarak garip bir sesle ''Ben size hükümette kalıp kalmamaya aldırış etmem diyecek değilim.'' dedi. ''Beyler, benim adımım birçok ılımlıyı da bize karşı çevirdiği için Jacobenlerin gücünü arttırdığı başıma kakılıyor. Ben de isteğimle çekilirim ama Tanrı'nın ne dediğini bilen kimseler de bulunur. Sonra kardinale dik, dik bakarak ekledi. Tanrı bana ya kafanı satır altına götürecek ya da Fransa'da krallığını yeniden kurup iki meclisi de 11. Louis zamanında meclis ne durumda idiyse o duruma getireceksin buyurdu. Bunu beyler ben yapacağım sustu oturdu. Salonu büyük bir sessizlik kapladı. Julian içinden iyi bir oyuncu dedi. İnsanları olduklarından çok akıllı sanmakla her zaman olduğu gibi yanılıyordu. Bu kadar heyecanlı bir akşamın kavgaları hele tartışmanın gerçekten içten olmasıyla coşan Mösö de Norval yüce bir görevi olduğuna da gerçekten inanıyordu. Bu adamın büyük bir cesareti vardı ama aklı yoktu. Mösyö'de Nörval'in ben yapacağım demesinden o parlak sözünden sonra salonu kaplayan sessizlik sırasında saat biri vurdu. Julien'e saatin sesi gururlu sanki bir ölümü haber veriyor gibi geldi. Heyecan içindeydi. Biraz sonra tartışma gitgide artan bir sertlikle özellikle inanılmaz bir bönlükle yeniden başladı. Öyle zamanlar oluyordu ki Julien ''Bu adamlar beni zehirletirler.'' halktan bir adamın yanında böyle şeyler nasıl söylenir diyordu. Saat ikiyi çalmış konuşma daha bitmemişti. Ev sahibi çoktan uyuyordu. Monsieur Mol uşağı çağırıp şamdanlara yeniden mum koydurmak zorunda kaldı. Başbakan Monsieur de Nerval saat ikiye çeyrek kala çıkıp gitmişti. Ama gitmeden önce yanındaki aynaya bakıp Julien'in yüzünü iyice gözden geçirmişti. O çıktıktan sonra herkes daha bir rahat etti. Mumlar değiştirilirken kat kat yelekli adam yanındakilere yavaşça ''Kim bilir bu adam krala neler söyleyecek?'' diyordu. ''Bizim için çok gülünç şeyler uydurup geleceğimizle oynayabilir. Doğrusu onun buraya gelebilmesi az kimsede bulunur bir kendini beğenme daha da ötesi küstahlıktır. Hükümete geçmeden önce gelirdi ama başbakanlık her şeyi değiştirir. Adamın bütün çıkarlarını söndürür. Bunu hatırlamalıydı.'' Başbakan çıkar çıkmaz Bonapart'ın generali gözlerini kapamıştı. O sırada sağlık durumundan, yaralarından söz etti, saatine baktı, o da durmadı, gitti. Kat kat yelekli adam, ''İsterseniz bahse girerim.'' dedi. General başbakanın ardından koşuyor. ''Burada bulunmuş olduğu için özür dileyecek. Bizi elinde oynattığın ileri sürecek.'' Yarı uyuyan uşaklar mumları değiştirme işini bitirdikten sonra başkan, Beyler, dedi. Artık birbirimizi kandırmaya çalışmaktan vazgeçip bir karar verelim. 48 saat sonra dışarıdaki dostlarımızın gözü önünde bulunacak nota metninin ne olacağını düşünelim. Bakanlardan söz edildi. de Nörval burada değil. Artık çekinmeden söyleyebiliriz. Bakanlardan bize ne? Onların isteyip istememesi bizim elimizdedir. Kardinal zarif bir gülümseyişle onayladı. Genç Agde piskoposu, en coşkun bağnazlığın verdiği o toplanmış, kendini kızmış ateşle ''Bana öyle geliyor ki'' dedi. Durumumuzu özetlemekten kolay bir şey yok. O zamana kadar hiç sesini çıkarmamıştı. Julie'nin önce tatlı, sakin gibi gördüğü bakışları bir saat tartışmadan sonra alevlenmişti. Şimdi o genç psikoposun ruhu züvün lavları gibi taşıyordu. 1806'dan 1814'e kadar İngiltere'nin bir tek kusuru oldu Napolyon'a karşı doğrudan doğruya kişisel olarak harekete geçmedi. Dük ünvanları dağıttıktan, mavi incileri atadıktan, saltanatı yeni baştan kurduktan sonra Tanrı'nın o adama verdiği göre bitmiş demekti. Artık onu kurban etmek gerekiyordu. Zalim hükümdarları ortadan kaldırmak için ne yapılması gerektiği Tevrat'la İncil'in çok yerinde yazılıdır. Bu arada Latince birçok alıntıya yer verdi. Bugün beyler kurban edilmesi gereken bir adam değil, bir kenttir. Paris. Bütün Fransa Paris'e benzemeye çalışıyor. Her ilde 500 silahlı adam bulundurmak neye yarar? Bu tehlikeli bir girişimdir. Hem de sonu gelmez. Salt Paris'e özgü olan bir işe bütün Fransa'yı ne diye karıştırmalı? Bütün kötülüğü eden o gazeteleri salonlarıyla Paris'tir. Kahrolsun bu yeni Babil. Yadin ya Paris. Bunların ikisinden birini seçip onun yanını tutmak gerek. Bu felaket kralın dünyalık çıkarlarına uygundur. Paris, Bonaparte'ın zamanında niye sesini çıkaramadı? Orasını gidip sen Roche toplarına sorun. Monsieur Moll ancak sabahın üçünde çıkabildiler. Marki utanmış hem de yorgundu. Julien'le konuşurken ilk olarak sesinde ricaya benzer bir eda vardı. Julien'in rastgele tanığı olduğu yardakçılıkları Marki kendisi bu deyimi kullandı, asla kimseye söylemeyeceğine yemin etmesini istiyordu. Uzak ülkedeki dostumuza da bizim genç delilerin durumunu anlamak için pek ısrar ederse anlatırsınız. Devlet yıkılmış, onlara ne? Onlar birer kardinal olup Roma'ya sığınırlar. Bizi şatolarımızda köylüler gelip boğazlar.'' Julien'in 26 sayfalık tutanağından Marki'nin çıkardığı gizli nota ancak 5'e çeyrek kala hazır oldu. Marki yorgunluktan canım çıkıyor dedi. Notanın sonundaki cümle düşüktüklerinden de belli ya. Ömrümde gördüğüm hiçbir işin beni bundan az hoşnut ettiği olmamıştı. Hadi dostum gidip birkaç saat dinlenin. Sizi gelip odanızdan kaçırmalarından korkarım. Onun için odanızı kendi elimle kilitleyeceğim. Ertesi gün Marquis Julien'i Paris'ten oldukça uzakta, çevresi ıssız bir şatoya götürdü. Orada bir takım garip insanlar vardı. Julien, bunlar sanırım papaz diye düşündü. Eline başka bir ada çıkarılmış bir pasaport verdiler. Bu pasaportta Julien'in nereye gideceği açık açık gösterilmişti. Julien o ana kadar hangi ülkeye gönderildiğini bilmenzikten geliyordu. Arabaya yalnız bindi. Marki'nin onun belliği hakkında hiçbir kaygısı kalmamıştı. Gizli notayı Julien'den birkaç kere dinlemişti. Ancak onun ele geçirilmesinden korkuyordu. Julien salondan çıkarken Marki dostça bir tavırla "Aman dikkat edin." dedi. Yolda sizi görenler yalnızca keyfi için gezen, kendini beğenmiş bir adam sansınlar. Dün akşamki toplantıda kim içtendi, kim değildi bilinmez ki. Yolculuk pek çabuk geçti, pek hüzünlü oldu. Julien Martin'in gözünden uzaklaşı uzaklaşmaz gizli notada kendisine verilen görev de aklından çıkmıştı. Ancak Matilde'den gördüğü küçümsenmeyi düşünüyordu. Metz'ten birkaç fersah öte bir köyde posta konak memuru gelip at bulamadıklarını söyledi. Saat akşamın onunu bulmuştu. Pek canı sıkılan Julien yemek istedi. Kapının önünde dolaştı, Böyle dolaşa dolaşa hiç sezdirmek sizin ahırların bulunduğu avluya girdi. Gerçekten at yoktu. Julian içinden ama dedi. O adamın tuhaf bir hali vardı. Terbiyesizce bakışları beni yukarıdan aşağı süzüyordu. Görülüyor ya Julian kendisine söylenenlere iyice inanmaya başlamıştı. Yemeğini yedikten sonra sıvışıp gitmek niyetindeydi. Hazır gelmişken ülke hakkında biraz bir şey öğrenmek için mutfağın ateşi başında ısınmaya gitti. Ünlü tenor Senor Geronimo'yu orada bulunca bilseniz ne kadar sevindi. Napoli'li şarkıcı ocağın yanına getirdiği koltuğa yerleşmiş, yüksek sesle dert yanıyor, bir başına çevresine doluşmuş, ağza açık 20 Alman köylüsünden daha çok söz söylüyordu. Julien'i görünce ''Bu herifler ocağıma ince acı dikecek'' diye bağırdı. ''Beni dinlemek için dört bir yandan koşup gelmiş yedi hükümdar beni bekliyor.'' Sonra anlamlı anlamlı bakarak ekledi. Hele biz bir çıkıp hava alalım. Yolda yüz adım kadar ilerleyip kimsenin duymayacağına inandıktan sonra Julien'e ''Siz işin aslını biliyor musunuz?'' dedi. Posta konak memuru düzenbazın biri. Ben az önce gezerken edepsizin birinin eline bir frank sıkıştırdım. Köyün öbür ucunda bir ahır dolusu hayvan varmış. Ama bir haberciyi yolundan alıkoymak istiyorlarmış. Julien masum masum ''Ya'' dedi. Ama İşin içinde düzen olduğunu anlamak yetmezdi. Gitmenin bir kolayını bulmak gerekiyordu. Jeronimo ile dostu işte bunu başaramadılar. Şarkıcı sonunda hele bir sabaha bekleyelim dedi. Bizden gocunuyorlar. Belki sizden, benden bir istedikleri vardır. Yarın sabah iyi bir yemek ısmarlarız. Onu hazırlarlarken biz de gezmeye çıkıyoruz diye kaçarız, at tutarız, bir konak yerine kadar gideriz. Geronimo'nun da kendisini yakalatmak isteyenlerin adamı olabileceğini düşünen Julien ''Ya eşyanız ne oluyor?'' diye sordu. Yemeği yiyip yatmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Julien daha yeni uykuya dalmıştı ki odasında iki kişinin pek çekinmeden konuştuklarını duyup birdenbire uyandı. Posta konak memurunu görüp tanıdı. Bu adamın elinde bir hırsız feneri vardı. Julien arabadaki sandığını odasına çıkartmıştı fenerin ışığı şimdi o sandığı aydınlatıyordu. Posta konak memurunun yanındaki adam açık sandığı bildiği gibi karıştırıyordu. Julien onun yalnızca giysisinin kara, sımsıkı yenlerini görebiliyordu. Julien bir papaz giysisi deyip yastığının altına yerleştirdiği tabancalarını el attı. Posta konak memuru uyanmasından hiç korkmayın papaz efendi dedi. Onlara verdiğimiz şarap sizin elinizle hazırladığınız şaraptı. Kağıt maat bulamadım dedi papaz. Bir yığın çamaşır, en iyisinden esaslar, pomatlar, gereksiz daha bir sürü şey var. Belli, keyfine düşkün biri. Bana kalırsa asıl haberci öbürü şu İtalyan ağzıyla konuşan. Herifler Julien'in yanına gidip yol giysisinin ceplerini karıştırmaya başladılar. Julian onları hırsız diye gebertmeye pek hevesleniyordu ama bu işin sonu çok tehlikeli olurdu. İçi titrediyse de aptallığın gereği yok dedi. Sonra bizim iş ne olur? Ceplerini iyice taradıktan sonra papaz bu diplomat falan değil deyip uzaklaştı. Çekilip gittiği de çok iyi oldu. Julian içinden bana yatağımda dokunayım derse vay haline diyordu. Pekala bana hançer saplamaya kalkabilir. İşte buna dayanamam. Papaz başını çevirdi Julian gözlerini yarı açmış bakıyordu. Bilseniz ne kadar şaşırdı. Rahip kastan etti bu. O iki kişi oldukça yavaş konuşmak istiyorlardı ama Julien onları daha ilk duyduğu zaman iki sesten birini tanır gibi olmuştu. Dünyayı en alçak, en mendebur adamlarından birinden temizlemek için can attı ama ya bizim görev dedi. Papazla yardakçısı çekip gittiler. Bir çeyrek saat sonra Julien yeni uyanmış gibi yatağından kalktı. Bağırdı. Bütün handa uyuyanları ayağa kaldırdı. ''Aman zehirlendim!'' diyordu. ''Bu sancılara dayanamayacağım!'' Jeronimo'ya yardıma gitmek için bir bahane arıyordu. Onu şaraba katılan afyon ruhuyla yarı boğulmuş bir halde buldu. Julien bu tür şakadan korktuğu için akşam yemeğinde Paris'ten getirdiği çikolatadan başka bir şey yememişti. Jeronimo'yu bir türlü uyandırıp yola çıkmaya razı edemedi. Şarkıcı, bana bütün Napoli devletini verseler gene bu anda uyuma zevkini bırakıp şuradan şuraya gitmem diyordu. Ya sizi bekleyen yedi hükümden ne olacak? Bekleye dursunlar. Julien yalnız başına çıkıp gitti. Başka bir kaza geçirmeden o büyük kişinin yanına vardı. Bütün bir gün öğleye kadar onun yanına girmek için uğraştıysa da kabul olunmadı. Çok şükür saat dörde doğru dük biraz hava almak gereğini duydu. Julian onun konaktan yayı olarak çıktığını görünce hiç çekinmeden yanına yaklaştı, bir sadaka dilendi. O yüce kişiyle arasında ancak iki adımlık bir uzaklık kalınca cebinden mol markesinin saatini çıkardı, yapmacıklı haller takınarak gösterdi. Dük bakmaksızın, ''Beni uzaktan izleyin.'' dedi. Oradan yarım fersa ötede bir yerde Dük birdenbire küçük kafe hausa girdi. Julian işte bu en aşağı cinsten hanın bir odasında Dük'e o dört sayfayı ezberden okuma şerefine erişti. Bitirince Dük baştan başlayın ama daha yavaş dedi. Dük notlar aldı. İlk konak yerine kadar yaya gidin. Eşyanızı da, arabanızı da burada bırakın. Yolunu bulup Strasbourg'a varın ayın 22'sinde de ayın daha 10'uydu saat yarımda bu kafe house'ta bulunun burada yarım saat daha kalın susun julie'nin bütün duyduğu bu söz oldu ama bu kadarı da onu hayran etmeye yetti içinden işte iş böyle görülür dedi bu büyük devlet adamı üç gün önceki tutkulu gevezeleri duysa acaba ne derdi Strasburg'a iki günde vardı. Orada yapacak hiçbir işi olmadığını düşünüyordu. Yolunu oldukça uzattı. Raip Kastanet Melonu beni tanıdıysa kolay kolay elinden kaçacak adam değildir. Benimle alay etmek, işimi suya düşürmek onun için de keyifli olur. Bütün bir kuzey sınırı boyunca tarikatın gizli ajanlarının başkanı olan Raip Kastanet onu çok şükür tanımamıştı. Strasburg cizvitleri de çok gayretkeş oldukları halde Julien'i göz hapsine almayı akıllara getirmediler O yakasında nişanının kurderesi Arkasında mavi redingotuyla kendini pek beğenmiş bir askere benziyordu 24. Strasburg Tutku Sen aşkın bütün gücüne, acı çekme yeteneğine sahipsin Senin dışında kalan yalnızca aşkın büyüleyici hazları, yumuşak zevkleri onu uyurken seyrettim. Melek gibi güzelliğiyle, tatlı zaaflarıyla, her şeyiyle bana ait. İşte önümde yatıyor. Tanrı'nın erkeği büyülemek üzere cömertçe yarattığı haliyle benim boyunduruğumda diyemedim. Şiller Strasbourg'da 8 gün kalmak zorunda olan Julien, askerce şan, zafer, kendini vatana kurban etme düşünceleriyle gönül avuttu. Aşık mıydı? bilmiyordu. Ancak burkulan gönlünde Matildin hayallerinin de mutluluğunun da değişmez efendisi olduğunu anlıyordu. Kara bir umutsuzluğa düşmüyorsa bunu ancak yaratılışındaki büyük güce borçluydu. Matmazel Molle ilgili olmayan herhangi bir şey düşünmek, kafa yormak elinden gelmiyordu. Vaktiyle yükselme hevesi, başkaları içinde koltuklarını kabartan ufak tefek başarılar, yüreğinde Madame de Röner'in uyandırdığı duyguları avutabiliyordu. Matilde ise ona her şeyi unutturmuştu. Şimdi Julien gelecek günlerini hayal ederken bile gene hep onunla, Matilde ile karşılaşıyordu. Julien gelecek günlerinde de her ne iş tutarsa tutsun başarılı olacağını umuyordu. deyken kendini beğenmiş, kibirli diye tanıdığımız bu delikanlı son dereceye varmış, gülünç bir alçak gönüllülüğe düşmüştü. Daha üç gün önce Raip Kastaneti keyifle öldürebilirdi. Strasbourg'da ise bir çocuk gelip onunla kavga çıkarmak istese hakkım var diye çocuğa boyun eğecek bir durumdaydı. Hayatında karşılaştığı hasımları düşmanları hatırladıkça her işte her zaman kendisini haksız çıkarıyordu. Çünkü eskiden ileriyi hep parlak başarılarla bezenmiş gösteren o güçlü hayali şimdi aman bilmez bir düşmanı olmuştu. Yolculuk hayatının o tam yalnızlığı hayalin her şeyi karartma gücünü bir kart daha arttırıyordu. Bir dost bulsa bir hazine bulmuş gibi olacaktı. Ama diyordu, yeryüzünde benim için çarpan bir yürek var mıdır ki? Bir dostum olsa bile şerefim bana ölünceye dek kimseye açılmamayı emretmiyor mu? Ata binmiş mahzun mahzun ker yakınlarında dolaşıyordu. Kel, Rin Irmağı boyunca Desa ile Guon yüzünden adı tarihe geçmiş küçük bir kasabadır. Bir Alman köylüsü ona Rin Irmağı'nın o büyük generallerin yiğitliği yüzünden ün kazanmış adacıklarını, çaylarını, yollarını gösteriyordu. Julian atın dizginini sol eline almış, sağ eliyle de Maneşal Sensur'un anılarındaki o güzel haritayı açmış bakıyordu. Birdenbire çevreyi çınlatan bir kahkaha duyup başını kaldırdı. Bu birkaç ay önce Londra'da tanıştığı kendisine kendini beğenmişliğin başlıca kurallarını öğretmiş olan Prens Korasov'tu. O büyük hünerin yolundan şaşmayan Korasov Strasbourg'a daha bir saat önce varmıştı. 1796 kuşatması üzerine de bir satır bile yazı okumamış olduğu halde Julien'e her şeyi anlatmaya başladı. Korosov'un düştüğü koca koca yanlışları anlayacak kadar Fransızca bilen Alman köylüsü şaşmış bakıyordu. Julien'in düşünceleri köylününkilerden çok başkaydı. Onun bakışlarında da şaşkınlık vardı ama bu delikanlının ata binişindeki inceliğine hayranlıktan geliyordu. İçinden mutlu adam diyordu. Pantolonu ne de yaraşmış, saçları da ne ustaca kesilmiş. Ah ben de onun gibi zengin olsaydım belki Matit benden tiksinmez bana kim bağlamazdı? Korazov kel kuşatmasını anlatıp bitirdikten sonra Julien'e ''Siz Trape Manastırı papazlarını andırıyorsunuz.'' dedi. ''Ben size Londra'da ağırbaşlı, somurtkan gözükmelisiniz.'' dedim ama siz aşırısına gidiyorsunuz. Böyle kederli gibi durmak iyi görülmez. İçiniz sıkılıyormuş gibi durmalısınız. Kederli olunca bir eksiğiniz var. Bir işe girişmişsiniz de başaramamışsınız demektir. Kederli durmak kendinizi küçük göstermek olur. İçiniz sıkılıyormuş gibi bir tavır takındınız mı hoşunuza gitmeye boşuna uğraşmış adam küçük düşer. Siz de hak verirsiniz ki dostum ikisinin arasında çok büyük bir fark vardır. Yanılmaya gelmez. Julian kendilerine ağzı açık baka kalan köylüye bir beş franklık attı. Korasov iyi dedi. Bu davranışınızda ince bir çekicilik, soylu bir aşağılama var. Atını dört nala sürdü. Julien ahmakça bir hayranlığa kapılmış ardından gidiyordu. Ah ben de böyle olsaydım Matit Kresunay'ı bana yeğlemezdi.'' Korasov'un gülüş davranışlarını aklıyla kötü buluyor ama gene de onlara hayran olmadığı için kendi kendini küçümsüyor, o huyların kendisinde bulunmamasını bir mutsuzluk sayıyordu bir insan kendinden ancak bu kadar iğrenebilir. Strasbourg'a girerken Korasov onu hala kederli görünce dostum dedi. Sizinle arkadaşlık işte de hoş değil. Bütün paranızı mı kaybettiniz? Bir oyuncu kıza gönül mü verdiniz? Ne oldu? Ruslar Fransız törelerini öykünmeye çalışırlar ama hep 50 yıl geriden gelirler. Onlar şimdi 15. Louis çağını yaşamaktadırlar. Aşk üzerine edilen bu şakalar Julien'in gözlerini yaşarttı. Birdenbire ben bu sevimli adama akıl danışsam sanki ne çıkar diye düşündü. Sonra Korasof'a iyi anladınız dostum dedi. Beni Strasbourg'da bu halde görmeniz gönlümü kaptırıp da yüz bulamadığım baştan savulduğum içindir. Yakın bir kentte oturan oldukça güzel bir kadın beni üç gün ateşle sevdikten sonra bıraktı gitti. Böyle değişi vermesi beni öldürüyor. Prens Korasov'a Matildin ettiklerini, huyunu, adını değiştirerek anlatmaya başladı. Korasof yeter dedi. Size tam hekiminizi bulduğunuzu kanıtlamak için bırakın da öyküyü ben tamamlayayım. Bakın iyi anlamış mıyım? O tazenin kocası oldukça zengin bir adamdır ya da kendisi kadın ülkenin en soylu ailelerindendir. Herhalde övünülecek bir şeyi var. Julian başını salladı söz söylemeye dili varmıyordu. Prens, peki peki dedi. Sizin için oldukça acı üç ilacım var. Bunlara vakit geçirmeden başvurmalısınız. Bir, her gün gidip Madame, e, adı neydi? Madam Madame de Dubois. Prens kahkahayı koyuverdi. Aman ne at. Bağışlayın ama sizin için kim bilir ne eşsiz bir addır. Madame de Dubois'ı her gün görmek gerek. Hem onun karşısında öyle kederli, gücenik durmayacaksınız. Yaşadığınız çağın kendine baş kural bildiği şeyi aklınızdan çıkarmayın. Herkes sizi nasıl göreceğini sanıyorsa siz onun tam tersi durumda olmalısınız. O hanımın sizi onurlandırdığı o günlerden bir hafta önce nasıl idiyseniz kesinlikle yine öyleymişsiniz gibi gözükün. Julien üzüntüyle ''Ah'' dedi. O zamanlar ben rahattım. Ona acıdığımı sanıyordum. Pervane kanadını mumda yakar dedi prens. Dünya kurulalı beri bu benzetme yapılır. Sonra konuşmasını sürdürdü. Öncelikle onu her gün görmelisiniz. 2. Kadına övgüler yağdırmalısınız ama öyle aşık olmuş gibi gözükmeyeceksiniz anlaşılıyor mu? Gizlemeye gerek yok. Oynayacağınız rol çok zordur yalancıktan iş göreceksiniz ama tavırların yalancıktan olduğu anlaşılırsa yandığınız gündür. Julien kederli kederli, o çok akıllı bense değilim, mahvoldum dedi. Hayır ama siz benim sandığımdan da aşıkmışsınız. Tanrı'nın yardımıyla ya aşırı soylu ya da bol parası olan bütün kadınlar gibi Madame de Dubois da kendisiyle pek çok ilgili. Size bakacağına kendisine bakıyor. Demek ki sizi tanımıyor. 2-3 kez sizi yararlandıracak aşk bunalımları geçirmiş diyorsunuz ya onları da hayalini zorlayarak tatmış olmalı. Sizi olduğunuz gibi değil hayalinde yaşattığı kahraman olarak görmüştür. Ama sevgili Sorel bunlar aşkın ilk dersleri sayılır. Siz bu işin bu kadar acemisi misiniz? Hele gelin şu mağazaya bir girelim. Bakın çok güzel siyah bir yaka var. Sanki Burlington Caddesi'ndeki John Anderson'ın elinden çıkmış. Siz hatırım için boğazınızdaki o kaba ipi atın da bunu alın. Strasbourg'un en iyi tuhafiye dükkanından çıktıktan sonra Prens Korasov, sizin Madame de Dubois kimlerle düşer kalkar? Madame de Dubois, aman tanrım ne tuhafat. Kızmayın dostum, <laughs> gülmemek elde değil. Şimdi siz hangi kadına kur yapacaksınız? aşırı derecede erdeme düşkün, çok varlıklı bir çorapçının kızına. Gözlerinin dünyada eşi bulunmaz, benim de hoşuma gidiyor hiç kuşkusuz ülkenin en ileri gelen kadını. Fakat bütün bu büyüklüklerine karşılık yanında ticaret, dükkan sözü ettiniz mi kızarıp verir. Şu işe bakın babası Strasbourg'un en tanınmış tüccarlarındanmış. Prens Korasov gülerek demek ki dedi. Söz sanayiden açılınca sizin güzel hanım sizi değil fabrikasını düşünür. Bu gülünç huy Hızır gibi imdadımıza yetişecek. Onun o güzel gözlerine bakıp delilik etmenizi önler. Bu işi başaracağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Julien'in aklına mareşal de Fervak'ın karısı gelmişti. Lamor konağında sık sık görünen bu kadın bir yabancıydı. Mareşal onu ölümünden bir yıl önce almıştı. Madame de Ferbak'ın hayatta bütün amacı bir sanayicinin kızı olduğunu unutturmaktı. Paris'te kendine bir iş edinmek için iffet, erdemlilik taslayanların başına geçmişti. Julian Prens Corasof'a gönülden hayrandı. Onun gülünç huylarını edinebilmek için nelere boyun eğmezdi ki? İki dost uzun uzun konuştular. Corasof'un ağzı kulaklarına varıyordu. Kendini hiçbir Fransıza bu kadar uzun süre dinletebildiği olmamıştı. Pek sevinmiş içinden hele şükür diyordu Hocalarıma ders verecek onlara bu dersleri dinletecek duruma gelmişim Julien'e belki 10. kez söyledi Anlaşıldı ya Madame de Dubois'ın yanında Strasbourg'lu çorap tüccarının güzel kızıyla konuşurken bir parçacık olsun ateşli bir sevgi gösterilmeyecek Mektuplarınızdaysa tersine yakıcı bir aşk bulunmalı Özen ile bezen bezenile yazılı bir aşk mektubu bulmak iffet taşıyan bir kız için zevklerin en büyüğüdür. Bir an oyunu bırakıp dinlenmiş olur. Gönlünü dinlemeye cesaret eder. Günde iki mektup yazarsanız. Julian Kolu kanadı kırılmış. Bunu hiç hiç yapamam diyordu. Üç tane süslü püslü cümleyle bir mektup yazmaya kalkmaktansa havana konup dövülmeye razıyım. Ben canlı bir cenazeyim dostum. Artık benden bir şey beklemeyin. Bırakın ben yolun kenarında ölüp gideyim. Size süslü püslü cümleler yazın diyen oldu mu? Benim yol çantamda el yazısıyla belki altı cilt tutan aşk mektubu var. Her türlü huyda kadın için mektup bulunur. Kariski Richmond Terrace'da, hani Londra'dan üç fersa ötedeki kasabada bütün İngiltere'nin en güzel Quaker kızına sevgi sözü etmemiş mi? Julian sabahın saat ikisinde dostundan ayrılırken üzüntüsü azalmıştı. Ertesi gün Prens Korasov bir yazıcı getirtti. İki gün sonra da Julien'e güzel kızların en yamanına ne sıkıcı iffet taslayanına gönderilebilecek 53 tane mektup verdi. Julienne: bu mektuplar 54 tane değil çünkü Kaliski istediğini erememiş kovulmuştur dedi. Ama çorapçının kızından kötü davranış görürseniz size ne? Siz ancak Madame de Dubois'ı etkilesin diye uğraşacaksınız. Her gün ata biniyorlardı. Prens Korasov Julian için çıldırıyordu. Ona birdenbire duyduğu bu dostluğu göstermek için ne yapacağını bilmiyordu. O kadar ki Moskova'nın en zengin kızlarından birini, amcasının kızını ona vermeye kalktı. Evlendikten sonra da bir yandan ben kayırarım, bir yanda şu göğsünüzdeki nişanın yardımı olur, İki yıla kalmaz albaylığa kadar yükselirsiniz. Ama ben Legion dönör nişanını Napolyon'dan almadım ki, Bende nişanın o kadar değerlisine gezer. Zararı yok. Nişanı icat eden Napolyon ya yetişir. Avrupa'da nişanların en değerlisi gene budur. Öbürleri bunun yanında hiç kalır. Julien az kaldı peki diyecekti. Ama görevi onu. O büyük kişinin yanına çağırıyordu. Korasov'tan ayrılırken mektup yazacağına söz verdi. Götürdüğü gizli notanın yanıtını alıp hemen Paris'in yolunu tuttu. Prens Korasov'tan ayrılıp Yalnız kalalı daha iki gün geçmemişti ki Fransa'dan Matrik'ten uzaklaşmak ona dünyanın en büyük işkencesi gibi gözükmeye başladı. Korasov'un önerdiği milyonlarla evlenmeyeceğim ama onun verdiği öğütleri tutacağım. O bilmez mi kadın kız avlamayı? O bilmeyecekti kim bilecek? 15 yıldan beri iş gücü bu. Şimdi 30'unda. Bu işe 15'inde başlamış. Doğrusu zeki diye denemez. İnce adam dikkatli, kurnaz adam. O yaratılışta bir adamın coşkunluğa şiire kapılmasına olanak yoktur. Kadın tellalı. Daha iyi ya. Aldanmıyor demek. Dediğini dinlemeli. Madame de Fervac'a tatlı sözler söylemeli. Belki biraz içim sıkılır ama onun o güzel gözlerine bakarım. O gözler beni dünyada en çok sevmiş olan gözlere ne kadar da benziyor. Fransız değil. Onun huyunu suyunu da bir incelemiş oluruz deli gibiyim. Sanki suya batmış boğuluyorum. Böyle zamanlarda burnumun dikine iş görmek olmaz. Bir dostun öğütlerine kulak vermeli. 25. Erdeme bu düşer. Ama ben o zevki bu kadar sakınarak bu kadar çaba göstererek tattıktan sonra artık o benim için bir zevk olamaz ki. Lop de Vega Julien Paris'e dönüp de Mol Markisi'nin çalışma odasından çıkar çıkmaz aldığı yanıtlar Marki'yi pek şaşırtmıştı. Hemen Kont Altamira'ya koştu. Bu yakışıklı yabancının ölüm cezası hükmü giymiş olmak üstünlüğünden başka pek ağırbaşlı, son derece dindar olmak gibi mutlu huyları da vardı. Kont bu iki erdemi hele oldukça soylu olması yüzünden Madame de Fervac'ın en çok saydığı, en sık görüştüğü adamlardan biriydi. Julien ciddi bir edayla Altamira'ya Maneşer'in karısına vurulduğunu açıkladı. Altamira, namusuna, iffetine söz yok, dedi. Çok temiz, çok namussudur ama biraz cizvit kafalıdır. Tumturaklı sözleri de sever. Bazı günler oluyor, kullandığı sözcüğü anladığım halde bütün cümleden bir anlam çıkaramıyorum. Onu dinlerken Fransızcayı söyledikleri kadar iyi bilmemem olasılığı aklıma geliyor. Onunla tanışmak adınızın ağızlarda dolaşmasına neden olur. Kibarlar çevresinde saygınlığınız artar. Hadi bir yol gidip Bustos'u görelim dedi. Kont da bir zamanlar Madame de Fervac'ın arkasına düşmüştü. Don Diego Bustos yazanesinde davacı dinleyen bir avukat gibi hiç sesini çıkarmadan işi uzun uzun anlattırdı. Bustos, keşiş suratlı, kara bıyıklı, eşi benzeri olmayan ağırbaşlı bir adamdı. İyi de bir Carbonaro idi. Carbonaro, 19. yüzyılın başlangıcında İtalya'da generallerin kurduğu gizli bir derneğin adıdır. Amaçları İtalyan Birliği'ni kurmaktı. Sonunda Julien'e ''Anlıyorum'' dedi. ''Madame de Fervac'ın şimdiye kadar dostu oldu mu olmadı mı? Amacınıza erişmeyi umut edebilir misiniz?'' Bunları öğrenmek istiyorsunuz. Bana sorarsanız ben o işi başaramadım. Artık onun için gönlümde heves kalmadı da şimdi şöyle düşünüyorum. Oldukça huysuzdur. Hem örneğini birazdan anlatacağım. Oldukça da kin tutar. Hani dahilerde görülen güçlü bir karakter vardır. Her işe sanki bir tutku cilası vurur. O kadının karakteri böyle değildir. Tersine onun o az bulunur güzelliği, tazeliği, diriliği, felemekliler gibi soğukkanlı, sakin olmasından gelir. İspanyolun böyle ağır ağır konuşması, hiç istifini bozmaması Julien'in sinirine dokunuyordu. Ara sıra ağzından birer ikişer hecelik sözcükler kaçırdığı da oldu. Don Diego Bustos gururla ''Dediklerimi dinliyor musunuz yoksa susayım mı?'' dedi. Julien, bağışlayın Furia Frances, dinliyorum dedi. Furia Frances, Fransız sabırsızlığı demektir. Madame de Fervac, söylediğim gibi pek kin güder. Hiç görmediği bir takım avukatları, Cole gibi şarkılar yazan yoksul yazar takımını acımasızca cezalandırmak ister. Cole'yi bilirsiniz, hani bir şarkısı var. Julien o şarkıyı baştan aşağı dinlemek zorunda kaldı. Fransızca şarkı söylemek İspanyolu pek keyiflendiriyordu. O canım şarkıyı Julien kadar sinirlenerek dinleyen olmamıştır. Onu bitirdikten sonra Don Diego Bustos Un jour la mano kabare diye devam etti. Yani bir gün kabarede aşık. Bu şarkıyı yazanı da Madame de Fervac bir gün işinden attırdı. İspanyol bu şarkıyı da söylemeye kalkacak diye Julien'in ödü koptu. Neyse ki Don Diego Bustos bu kez yalnızca anlatmakla kaldı. O şarkıda gerçekten pek densizce, utanmazca sözler vardı. Don Diego, Madame de Forvac'ın bu şarkıya kızdığını görünce, dedi, kendisi gibi yüksek bir kadının öyle her basılan saçmayı okumasının doğru olmayacağını söyledim. Dindarlık, ağır başlılık ne kadar ilerlese Fransa'da yine bir meyhane edebiyatı bulunur, dedim. Adamcağız yarı maaşla kadro dışı edilmiş bir askermiş. Yılda 1800 frank getiren bir işi varmış. Madam de Fervak onu o işten attırınca dikkat edin dedim. Siz o şiirci parçasına kendi silahınızla saldırdınız. O da size şiirle karşılık verir. İffet namus üzerine şarkı yazar. Yaldızlı salonlar sizden yana olur ama gülmeyi sevenler onun yergilerini ağızlarından düşürmezler.'' Bu sözlerime ne yanıt verse beğenirsiniz. Ben tanrı uğruna kendimi kurban etmişim çok mu? Bütün Paris halkı arasında ben din uğrunda ölmeye giderim. Fransa için yepyeni görülmemiş bir şey olur dedi. Halk onu görür de erdimi büyüklüğü saymayı öğrenirmiş. Hayatının en güzel günü o gün olurmuş. Gözlerinin güzelliği bir kat daha arttı. Julien, ah o gözler ne güzeldir dedi. Görüyorum ki iyiden iyiye tutulmuşsunuz. Sonra Don Diego gururla sürdürdü. Onun karakteri insanı ne yapıp yapıp öç almak zorunda bırakan öfkeli karakterlerden değil. Gene ötekine belikine kötülük etme hevesi bence mutsuz olduğundan. Onun içinde bir mutsuzluk var. Acaba böyle namusluluk, iffet taslamaktan yorulmuş olmasın? İspanyol Julien'e bir dakika kadar sessizce baktı Sonra düşünceli düşünceli, işte asıl sorun da bu ya, dedi. Size bir umut kapısı açılırsa bu yüzden açılır. Onun peşini bırakmadığım iki yıl içinde bunu çok düşündüm, çok kafa yordum. Siz aşıksınız. Sizin mutlu olup olmamanız o büyük sorunun çözümüne bağlı. Acaba o iffet taslamaktan yorulmuş, mutsuz olduğu için kötülük eden bir kadın mı? O zamana kadar hiç ağzını açmayan Altamira birden söze karışıp belki de sana 20 kere söylediğim gibi yalnızca Fransız kendini beğenmişliğidir dedi. Yaradılışından sıkıcı, duygusuz olan o kadını üzen belki de yalnızca tanınmış bir kumaş tüccarı olan babasını hatırlamasıdır. Onun mutlu olması için bir tek yol var. Onu Toledo'ya götürmeli. Her gün cehennemi anlatıp duracak bir papazın eline bırakmalı. Julian kapıdan çıkarken Don Diego gene gururla ''Altamira sizin de bizlerden olduğunuzu söylüyor.'' dedi. ''Bir gün siz bizim özgürlüğe kavuşmamıza yardım ederseniz bunun için ben de sizin o eğlencenize yardım ederim. Madame de Ferbach'ın anlatımını bilmeniz iyi olur. İşte kendi el yazısıyla dört mektubu.'' Julian sevinçle ''Kopyasını çıkarır asıllarını gene getiririm.'' dedi. Bizim bu konuştuklarımız aman kimsenin kulağına gitmesin. Julian kesinlikle dedi. Size şerefim üzerine söz veririm. Tanrı işinizi rast getirsin. Don Diego Bustos, Altamira ile Julien'i sessizce merdiven başına kadar geçirdi. Bu sahne Julien'i biraz neşelendirmişti. Az kalsın gülümseyecekti. İçinden bizim dindar Altamira da günah işlemek için bana yardım ediyor diyordu. Don Diego Bustos öyle ciddi ciddi anlatırken Julien Aligre konağındaki saatin sesine kulak vermişti. Yemek saati yaklaşıyordu. Demek biraz sonra Matilde görecekti. Konağa dönüp özene bezene giyindi. Ama merdivenden inerken işte bu birinci budalalık dedi. Prens Korasov'un dediklerini tam tutmalı. Yeniden odasına çıkıp üstünü değiştirdi. Daha sadesi can sağlığı bir yolcu giysisi giyindi. İçinden şimdi dedi. Asıl iş bakışlarda. Daha saat beş buçuktu. Akşam yemeğine saat altıda oturuldu. Şöyle bir salona ineyim dedi. Orada kimsecikler yoktu. Mavi kanepenin yanına gelince yere kapanırcasına diz çöktü. Matildin her zaman kolunu dayadığı yeri öptü, gözlerinden yaşlar boşandı. Az sonra yanakları ateş gibiydi. Öfkeyle, bu budalaca hassaslığı gidermenin bir çaresi dedi. Asıl duygularımı belli edecek. Kendine bir çeki düzen vermek için eline bir gazete aldı. 3-4 kez salondan bahçeye gidip geldi. Ancak büyük bir meşe ağacının altına saklandıktan sonra o da tir tir titreyerek Matmazel Mol'ün penceresine başını kaldırıp bakabildi. Pencere sımsıkı kapalıydı. Julien az kalsın yere yuvarlanacaktı. Meşe ağacına tutunup uzun süre öyle durdu. Sonra sendeleyerek bahçıvanın merdivenine bakmaya gitti. Zincirin halkası, talihi şimdikinden büsbütün başka olduğu günlerde kırdığı halka daha onarılmamıştı. Julian içinden gelen çılgınca bir duyguya kapılıp o halkayı aldı, bastıra bastıra öptü. Salondan bahçeye, bahçeden salona avare avare girip çıktıktan sonra Julian büyük bir yorgunluk duymaya başladı. Bunu bir başarı sayıp sevindi. Böylece gözlerim parlamaz, gerçek durumum anlaşılmaz diyordu. Sofraya oturacak olanlar birer birer geliyordu. Kapının her açılışında Julien yüreği duru verecekmiş gibi bir çarpıntı geçiriyordu. Sofraya oturuldu. Mademoiselle Mol her zamanki alışkanlığından şaşmamıştı. Herkesten sonra geldi. Julien'i görünce oldukça kızardı. Onun yolculuktan döndüğünü söylememişlerdi. Julien Prens Korosov'un öğüdünü hatırlayıp ellerine baktı. Elleri titriyordu. Bunu görünce kendisi de anlatılmaz derecede heyecanlandı. Çok şükür bu perişanlığın yalnızca yorgunluktan geldiğini sandıracak bir tavır takınabildi. Monsieur Mol Julien'i övdü. Biraz sonra Marquis de ona birkaç söz söyleyip yorgun görünüşünden dolayı kutladı. Julien her an içinden Matmazel Mole bakmamalıyım ama ona bakmaktan çekinir gibi bir durumunda da olmamalı diyordu başıma gelen felaketten 8 gün önce nasıl idiysem gene öyle olmalıyım. Elde ettiği başarıya sevindi. Salonda kaldı. İlk defa olarak Markiz de la Mole ilgi gösterdi. Onun çevresini alan kimseleri konuşturmak, sohbeti canlandırmak için elinden geleni yaptı. Bu inceliğinin ödülünü gördü. Saat 8'e doğru Madame de Fervac'ın geldiği haber verildi. Julien hemen çıktı. Biraz sonra özenerek giyinmiş olarak içeri girdi. Madame Moll, Julie'nin böyle saygı göstermesinden pek duygulandı. Hoşnutluğunu göstermek için Madame de Fervac'a onun gezisini anlattı. Julian gözlerini Matilde göstermeyecek bir biçimde Mareşal'in karısının yanındaki sandalyeye oturdu. Kadınlara yaltaklanmak sanatının yoluna yordamına tam uygun bir hal takılmış Madame de Fervac'a son derece hayranlık gösteriyordu. Prens Korasov'un hediye ettiği 53 mektubun birincisi hayranlık duygusu üzerine yazılmış parlak cümlelerle başlıyordu. Madame de Fervac opera Buffa'ya gideceğini söyledi. Julien hemen oraya koştu. Şövalye de Buvoa'yı buldu. Onunla birlikte Mabey'in soyluları için ayrılmış localardan birine girdi. Bu loca Madame de Fervac'ınkinin tam yanındaydı. Julien gözlerini ondan ayırmadı. Konağa dönünce ben bu kuşatmanın günü gününe bir defterini tutmalıyım dedi. Yoksa yaptığım saldırıları unuturum. Kendini zorlayıp bu can sıkıcı konu üzerine 200 sayfa yazı yazdı. Böylece doğrusu büyük iş Matmazel Molü hemen hemen hiç düşünmemeyi başardı. Julian uzaktayken Matit onu hemen hemen unutmuştu. Olup olacağı bayağı adamın biri diyordu. Onun adı bana her zaman hayatımın en büyük lekesini hatırlatacak Herkesin akıllılık, usluluk, namus dediği şeylere dönüp onlara bağlı kalmalı. Onları unutmak bir kadın için yok olmaktır. Cresenoa markisiyle evlenme konusunda çoktan beri başlamış olan konuşmalara artık hayırlı bir sonuç verilmesine razı oldu. Cresenoa sevincinden çıldırıyordu. Biri gelip de ona Matit'te övünerek gördüğü bu halin kadere boyun eğmekten başka bir şey olmadığını söylese Cresenoa doğrusu pek şaşardı. Julien'i görünce Matmazel Molun bütün düşünceleri değişti. ''İşin doğrusunu ararsak benim kocam o.'' dedi. ''Ben gerçekten akıllıca davranmak istiyorsam asıl ona varmalıyım.'' Julien'in tedirgin etmeye kalkacağını, kederli tavırlar takılacağını sanıyor, vereceği yanıtları hazırlıyordu. Julien yemekten kalkınca hiç kuşkusuz gelip onunla konuşmak isteyecekti. Oysa Julien hiç kıpırdamadı. Salondan çıkmadı. Gözlerini bir kere bile bahçeye çevirmedi. İçi titriyordu ama acıya katlanıp gene de bakmadı. Matmazel Mol ne konuşacaksak hemen konuşup bitirmek daha iyi dedi. Yalnız başına bahçeye çıktı ama Julien arkasından gelmedi. Matit salonun camlı kapıları önünde dolaştı. Julien'e baktı. O Madame de Fervac'ın yanına oturmuş, Rin ırmağı kıyılarındaki tepeciklerin üzerinde birer taç gibi yükselip onlara görkemli bir görünüm veren eski şato yakıntılarını anlatıyordu. Bazı salonlarda nükteli söz denen duygulu, parlak cümleler uydurma işini de çok iyi beceriyordu. Prens Korasov'un Paris'te olsa koltukları kabarırdı. O akşam tam onun söylediği gibi oldu. Julien'in ertesi günler yapıp ettiklerini görse onları da beğenirdi. İktidar partisinin gizli elebaşıları arasında döndürülen bir entrika birkaç kişiye nişan dağıtılmasına neden oldu. Madame de Fervac büyük amcasına verilmesini kesinlikle istiyordu. Moğol markisi de kayınbabası için nişan koparmaya çalışıyordu. İkisi de bu iş için el birliği ettiler. Maraçel'in karısı hemen her gün La Moll konağına gelmeye başladı. Julien, Marki'nin hükümete geçeceğini Madame de Fervac'tan öğrendi. Marki, Camarilla'ya Hiçbir sarsıntıya yer vermeden Camarilla yurt yönetiminde perde arkasındakiler demektir. 3 yılda anayasanın kaldırılacağına söz vermiş. Bunun için bir de ustalıklı yol bulmuştu. Monsieur Mossemol hükümete geçerse Julien de kendisine bir piskoposluk verileceğini umabilirdi. Ama gözleri önüne sanki bir perde çekilmiş de bu gibi büyük çıkarları görmez olmuştu. Öyle şeyleri ancak hayal meyal. Çok daha çok sonra olabilecek şeyler diye aklına getiriyordu. Kendisini deliye döndüren o dayanılmaz üzüntüye uğrayalı beri hayatın her türlü çıkarı da zevki de onun gözünde matmazel Molle barışıp barışmamasına bağlıydı. Hesaplıyor. 5-6 yıl bu işin üstüne düşerse kendisini ona yeniden sevdirebileceğini umuyordu. Julien, her şeyi sakin kafayla düşünen Julien işte böyle saçmalamaya, budalalığa başlamıştı. Bir zamanlar ona bir üstünlük veren bütün erdemlerinden şimdi kala kala bir parça direnci kalmıştı. Prens Korosov'un çizdiği plana göre davranıp her akşam Madame de Fervak'ın koltuğunun yanında bir yere oturuyordu. Ama o plana aklı değil ancak bedeni bağlıydı. Çünkü kadına söyleyecek tek söz bulamıyordu. Kendisini Matilde artık iyileşmiş, onu unutmuş gibi gösterme çabaları ruhunun bütün güçlerini kaplamıştı. Manoşerin karısının yanında canı var yok bir ceset gibi duruyordu. Son dereceyi bulan bedensel acılardan olduğu gibi gözleri de o eski ateşi bütün bütün yitirmişti. Madame Mol, bütün düşünceleri kanıları bir gün kendisini bir düşes edebilecek olan kocasından duyduklarının bir aynası olduğundan birkaç gündür Julien'i öve öve bitiremiyordu.